خلينا نبلش أول شيء بالدراما. كوركان أويغون أخذ دور انتقامي، زرته بموقع تصوير مسلسله الجديد وما بتتخيلوا هذاك اليوم قدي كان برد ومطر، ومع هيك كملوا تصوير. المسلسلات اللي عم تصور فيها كتير فيها عنف ودم وقتل، ده تأثيره على العالم، خصوصا انه عم ينعرض هذا المسلسل حاليا الساعة 8، ففي اطفال عم يشوفوا المسلسل، فقديه بيأثر سلبا او ما بعرف أو اكيد سلبا على العالم. يعني بو benim aslında yeni başıma gelen bir şey değil tabii ki. Daha önce de Kurtlar Vadisi serüveninde de bu tür cezalar da almıştık. Yani ben de çok aslında bazı sahnelerde bu şekilde davranmayı tercih etmiyorum ama işte senaryonun içeriğinde oluyor. Bir şekilde benim görevim o senaryoda yazılanı yerine getirmek oluyor. Bir şekilde mümkün olduğunca hafifletmeye çalışıyoruz tabii ki ama zaman zaman sahneler içerisinde bunu fark etmediğimiz anlar da oluyor. Bana sorarsanız bunun önüne şu şekilde geçilebilir. Mesela hani işte şimdi ibareler var bizde artı 18 gibi, artı 13 gibi. Bunu koyduğunuz zaman insanlara zaten bu işin içerisinde şiddet var diyorsunuz. Dolayısıyla da uzak durma tercihini seyreden izleyicilere bırakıyoruz biz. Dediğim gibi hani çok fazla oyuncuların yapabileceği şeyler yok burada. Hani çok fazla biz değiştiremiyoruz senaryonun içeriğini. Ancak zaman zaman kantının topuzunun kaçtığı oluyor tabii ki. Bunu ikaz olarak kabul et. 10 dakikaya saçı başı toparladın yoksa ben senin saçını başına yaparım. Tamam abi. Kurtlar Vadisi serüveninde de yıllarca öyle oldu. Şiddeti özendiriyorsunuz dediler. Mafyayı özendiriyorsunuz dediler. İnsanlar seyredip şunu demediler yani, bu mafya kötü bir şeymiş, biz bunun içine girmeyelim demedi kimse. Biz biraz tersten örneklemeyi seviyoruz. Yani hani bu dünya çok kötü, bu dünyadan uzak durmak lazım demek yerine bu dünyanın içine girmeye çalışılıyor. Dolayısıyla da biz bir hikaye anlatıyoruz. Sonuçta insanların kendini kaptırması pek bizim günahımız değil gibi geliyor bana. Senin var mı söyleyecek bir şeyin? Cemal Başkan Kandil'e gitti. Ne zaman gitti lan? Ne zaman gitti? Suikastan hemen sonra. Bu yaptıklarımız film olduğu için bu kadar rahat yapabiliyoruz biz. Demekten başka diyecek bir şeyim yok tabii ki insanlara, örnek alanlara. İşbirliği yaparsak Ertan'la Rusyalı'ya büyük bir darbe vurmuş olacağız. Plan nedir? İçeride 20 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi ağır silahlı ve eğitimli. Babama ne yaptın? Cevap ver. Sen şimdi bizden düşmanımızı kurtarmamızı mı istiyorsun? Hayır. Mesela senin dizi, senin çocuk bakıyor o dizi? Yok, çocuğum bakmıyor, seyrettirmiyorum ben. Yani yaşı çok ufak olduğu için o çok daha bunları anlayabilecek yaşta değil. Dolayısıyla ben seyrettirmeyi tercih etmiyorum. Evet, arada bir bazen fragmanlar dönerken beni görüyor ama öyle o sahnelerin içinde de görmüyor. Eğer öyle bir şey olursa da anlatabileceğim bir durumda, pozisyonda. En azından artık oyuncu olduğumu biliyor. Yaşları küçük ama seyrettirmediğim için zaten etkilenmiyor benim çocuklarım. Neden daha akşam 11'i? Evet, yani zaten normalde bu şimdi dizilerin çoğu çocukların ya da işte belli bir yaş aralığının yattığı saatten sonra yayına giren diziler. Şimdi insanların tercihen bunu seyretmesi ve sonradan şikayet etmesi bana biraz şey geliyor tabii, tuhaf geliyor. Ömer! مثل دائما عنف فممكن يتحول هذا الشيء لحياتك الشخصيه o rolden çıkmayan oyuncular var tabii ki ama bu benim yapımda yok. Gördüğünüz gibi hani spor, yelekli, gayet böyle hani nasıl diyeyim, relax bir insanım. Kavga, silah. Mesela silahı hiç sevmem. Belki mafya sen mesela. Yok işte, hiç yok yani. Hani o şeylerim hiç yok. Hatta bu
Kurtlar Vadisi sürecinde çok fazlasıyla öyle insanla karşılaştım. Mafya bari, mafyatik olan, mafya olan birçok insanla karşılaştım. Yani uzak durmayı tercih ettim. Ve birçok oyuncu da öyledir zaten. Zaten yeterince sette fazlasıyla insanlara kızarak, gider yaparak, işte rol gereği bağırarak, çağırarak, işte vurarak, kırarak zaten enerjimin büyük bir kısmını sette bırakıyorum. Evime geçtiğimde de işte çocuğumla, eşimle mutlu mesut yaşamaya çalışıyorum. Hayatımda bir kere kavga ettim ya da iki kere kavga ettim. O da öğrencilik zamanıydı işte. Öğrencilik derken de ortaokul falandı. Niye erkekler silah kullanır, erkeklikleri varken ben de anlamam. Çok tehlike. كثير بتصوروا لنا انه في بتركيا مافيا، بالحقيقه في مافيا بتركيا خصوصا باسطنبول كثير بيحكوا انه في مافيا. Yani bundan 10 sene önce falan biz Kurtlar Vadisi serüvenine başladığımız dönemlerde çok daha fazlaydı mafyanın gücü Türkiye içerisinde, çok daha etkinlerdi, çok daha müdahale edebiliyorlardı birçok şeye ve yani müdahale görmeden de yaşayabiliyorlardı. Ama son 10 senedir o eski şeyi kalmadı tabii ki, mafyanın gücü kalmadı. Bu da iyi bir şey bana sorarsanız. Mafya dediğiniz şey, insanlar adalet yoksunu bir ülkede şeyiniz ve adaleti kurumlarla bulamıyorsanız bir şekilde mafyayla çözme yöntemine gidiliyordu bu ülkede. Çok şükür ki artık onlar kalmadı. Ama bu demek değil ki adalet sistemimiz düzeldi ve mükemmelleşti. Hayır, öyle bir şey olmadı. تفكر تعمل شيء بالكوميديا؟ Şimdi benim eşkalim bozuk olduğu için dolayısıyla hep roller bu şekilde geliyor. Yani ya elinde silah var ya işte yumruk sallıyor ya böyle kötü bakıyor, sinirli, gergin. Biraz da insanların isteği doğrultusunda hareket etmeye çalıştık. Seyircilerin, beğenen insanların, hayranların, onların isteği doğrultusunda hareket ediyorum çoğunlukla. Tabii ki isterim ileride komedi filmlerinde veya dizilerinde oynamak. Ama şu an için zor görünüyor maalesef. Senin ses çok ciddiyim. Biraz geri attım mı daha böyle sert olur. Ama yani daha ince de olabilir eğer istenirse. Şimdilik geride kullanarak biraz daha böyle karizmatik davranmaya çalışıyoruz. انت رجل مليء بالكاريزما، فكيف هي نمط حياتك اليومية وكيف بتلبس و... Şimdi ben o röportajı yapmaya gittiğimde, en azından röportaj için söyleyeyim, işte kuaför arkadaş geldi, böyle bir baktı aynadan, abi seni biraz düzeltelim dedi. Bir yarım saat sonra gerçekten düzeltmişti. O halim işte o. Düzelttikleri halim, evet, karizmatik olan halim. Onun dışında dediğim gibi böyleyim. Yani hani ne kadar karizma içeriyor bilmiyorum ama hani onun dışında ekranda, televizyonda vesaire çok roller öyle gerektirdiği için fazlasıyla karizmatik göründüğüm söyleniyor. Ben hani bunun kararını verebilecek veya bunu söyleyebilecek kişi ben değilim tabii ki ama hani evet, karizmatik bir eşkalim var diyeyim ben. Kişiliğim insanlara ne kadar karizmatik gelir, ne kadar basit gelir onu bilmiyorum tabii ki. Ama evet, biraz böyle şeyle, makyajla, boyayla, toparlamayla evet karizmatik olabiliyorum. Bu kadar iyi bir insan olman garibime gidiyor. Yazık. Seni öz evladım gibi sevmiştim. Gürkan dizide her ne kadar sert görünse, bir önceki dizisinde de çok sert görünüyordu. Ama aslında hiç öyle bir insan değil. Çok espiritüel, çok güleç. O yüzündeki sert ifade kamera arkasında hiç öyle bir insan değil ve o kadar böyle kayıt dendiği anda o kadar çok değişiyor ki ve kayıt sonrası stop dendiğinde de Gürkan çok başka, ikisi de çok başka bir insan. كبنت شو الصعوبات يلي بتواجهك أثناء التصوير خصوصاً إنه اليوم كتير برد ومطر؟
Ya soğuğa, yağmura, çamura çok alıştık artık. Hani senelerdir bu işi yapıyoruz da bazı tehlikeli sahneleri vardı dizinin. Sivas'ta özellikle. Hani ben aksiyon kısmında çok yer almıyorum. O yüzden sonraki bölümler için ekip arkadaşlarım çok tehlikeler içinde diyeyim. Ama benim ilk bölümde bir tren sahnem vardı. O tren sahnesinde tren gerçekten oradan geçiyor ve saatte bir geçiyor tren. Bize sürekli o ses geldiğinde kaçışıyorduk falan. Orada Allah korusun kaçamasaydık zaten gitmiştik şu anda. بعد البريك عندنا تقارير لبريمير وحفل غنائي كتير حتحبوه خليكم معنا.